geliyoruz ya Muhammed. Aşkın bizi küleyledi. Geliyoruz ya Muhammed. Aşkın bizi deleyledi. Geliyoruz ya Muhammed. Hakkı söyle kelam ile, ay yıldızlı alem ile, alem ile, kucak dolu selam ile. Geliyoruz ya Muhammed, kucak dolu selam ile. Geliyoruz ya Muhammed. Gün geçtikçe azdı yara, sargı tutmuyor ki saram. Nasıl saram, kabul et Ravzan'da ölem. Geliyoruz ya Muhammed, kabul et Ravzan'da ölem. Geliyoruz ya Muhammed. Bu dünyada durdum boşa, ben yoruldum koşa koşa, koşa koşa. Yandı vücut baştan başa. Geliyoruz ya Muhammed. Yandı vücut baştan başa. Geliyoruz ya Muhammed. Kavuştur ey Kadir Mevla, verelim biz de selam. Biz de selam, kalmadı baş kabir kelam. Geliyoruz ya Muhammed, kalmadı baş kabir kelam. Geliyoruz ya Muhammed. Evet, geliyoruz ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlar, hepiniz seçilmiş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin misafirleri. Ne mutlu bize ki Rabbimiz bizlere böyle bir kutlu yolculukta beraber eyledi ve oraya gidip de Peygamberimize selam verecek olan şerefli insanlardan olmayı bizlere nasip eyledi. Değerli Ahenk ve Şefkat Turizm yolcuları, umrecileri, kardeşlerim, gittiğimiz yerin adı Medine. Medine-i Münevvere. Aslında o şehir Yesrib'ti. Oraya iki cihan güneşi serveri serbülendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldiği için medeniyet geldi. Orası medeni oldu, orası şehir oldu. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o şehre girdiği için o şehir münevver oldu, aydınlandı, aydınlanmış şehir oldu. Medine-i Münevvere oldu. Şimdi bizler o Medine-i Münevvere'ye girerken edep timsali, dünyanın gelmiş ve geçmiş en edepli ve ahlaklı ve ahlakı tamamlamak üzere indirilmiş olan Katebul Enbiya, Resulü Sakaleyn, Ulul Azm Peygamber'in misafirleri olarak gidiyoruz. Onun için edeple girmeliyiz, edeple çıkmalıyız. Sesimizi Peygamber'in sesinden yükseltmediğimiz gibi mescidinde dedikodu, maleyani boş lakırtı etmemeliyiz. Oraya vardığımızda ibadetlerle, taatlerle, zikirlerle, tesbihlerle, Kur'an tilavetiyle meşgul olmalıyız ki bir daha gelemeyebiliriz. Son namazım diye Peygamberimiz bütün namazlarını kılarmış. Biz de son namazımız gibi bütün namazlarımızı kılalım ve son umremizmiş gibi de davranalım. Ya bir daha nasip olmazsa diye bunu tefekkür ederek kıymetlendirelim, değerlendirelim. Dakikasını, saniyesini boşa atmayalım. Bir de aziz dostlar, güzel insanlar, burası Peygamberin ayak izleri, sahabenin ayak izleri, vahyin indiği mekandır. Tam 10 yıl burada vahiy inmiştir.
Onun için de aziz dostlar, güzel insanlar, burada adımlarımızı atarken bile nazikçe atmalıyız. Giderken oraya nazikçe girmeliyiz, edeple girmeliyiz, edeple çıkmalıyız. Bu manada Mescid-i Nebevi'ye girdiğiniz zaman, çıkacağınız zaman amana kurban olayım, terliklerinizi pat diye yere atmayın. Edeple yere bırakın, edeple çıkın. Sessiz olun. Başkaları sesli olabilir, konuşabilir, terliklerini pataküte atabilir ama siz yapmayın. Bizim atamız Abdülhamid Han Hazretleri demir yolu döşettiği zaman peygamber rahatsız olmasın diye yolu uzatıp hilal şeklinde döndürüp Babu Selam dediğimiz kapıya tam 1 kilometre ötede istasyonu yaptırmıştır. Ve istasyonda daha geniş anlatacağız sizlere bunları. Orada biliyor musunuz, rayların altındaki treveslerin üzerine keçe döşetiyor peygamber rahatsız olmasın diye. Bizim peygamber sevdalı atalarımız gibi onun torunları da bizler böyle edeple ve terbiyeyle oraya girmemiz lazım. Aziz dostlar, güzel insanlar, sözümü şöyle bitireyim. Nabi adındaki bir Urfalı divan edebiyatı şairinin Surre alayıyla geldikleri zaman Medine'ye tam girmeye yakın bir zamanda, ezan vakti daha girmedi, şurada azıcık soluklanıverelim, abdestlerimizi tazeleyiverelim, dinç ve daha düzgün bir vaziyette girelim diye bir dinlenme noktası oluşturmuşlar. Surra alayı nedir biliyor musunuz? Surra alayı Medine'de ve Mekke'de hizmet etmek için oralara güzel kokular verip orada su ikramında bulunmak, temizliğiyle ilgilenmek için bizatihi Osmanlı atamız Surra alayları gönderilmiş. İşte bu Surra alayında bir tane paşa da oturmuş, ayağını Ravza-i Mutahara'ya doğru uzatmış. Bunu gören Nabi'nin çok ağrına gitmiş. Halbuki yani saygısızlık niyetiyle de yapmamış mübarek. Ama onun hoşuna gitmemiş bu. Ve gitmemiş, irticalen orada şöyle demiş. Bir dinleyelim Nabi'yi, bakalım ne demiş. Nabi diyor ki, sakın terk-i edepten, kuyu mahbub-u hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mahine, Babu Selam'ın sine çakıdır. Bunun kandili cevza, matla-i ziyadır bu. Habibi Kibriya'nın halamgahıdır fazilette. Tevaffuk kerde-i arşı, Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakim pertevinden oldu deycur-u Adem zail, amadan açtı mevcudat düş çeşmin tutiyadır bu. Fırat-ı edem şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır, cilvegah-ı enbiyadır bu. Diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın makamına girmeyi nasıl öğretiyor bize? Hepiniz anlamadınız tabi. Tabi bu okuduğum Fransızca bir metin değildi. İngilizce bir metin değildi. Aslında bizim atamız olan Osmanlı atamızın Nabi adındaki şairin sözleri ama sözleri anlayamadık. Çünkü biz Osmanlıcadan öyle koptuk ve kopturulduk ki anlayamaz hale geldik. Neyse, bunu başka bir platformda, başka bir ortamda ve sohbette daha geniş anlatırız. Burada ne dedi peki? Dedi ki, burada edepsizlikten sakın. Çünkü burası Allah Habibi'nin sevgilisinin diyarıdır. İlahi bakışlarla süzülen makam-ı Mustafa'dır. Yani öyle ayağını uzatma dedi. Paşa bunu duyar duymaz kalkıverdi ve dedi ki, kurban olayım Nabi dedi. Ben bir boş bulundum, böyle bir hata yaptım. Senden rica ediyorum, ne olursun bu aramızda kalsın. Böyle bir hatamın duyulmasını istemem dedi. Tamam paşam dedi. Paşa da paşa gibiymiş. Paşalarımızın hepsi böyle oldu mu, nasıl da hoşumuza gidiyor. Paşa deyince şimdi Afrin'e zeytin dalı, biliyorsunuz harekatı başladı. Uçağa binerken de kara harekatı başladı. Rabbim onları muzaffer kılsın. Ve ayaklarına, bedenlerine bir diken bile değmesin. Ve oraya adaleti ve huzuru da getirsin. O teröristleri de orada silip atsın inşallah. Allah hepsinden razı olsun. Askerimizin, polisimizin Rabbim korusun ve esirgesin. Aziz dostlar, güzel insanlar, böyle konuştuktan sonra kalktılar, mola bitti, yürümeye başladılar. Medine'ye giriyorlar,
Medine'de o güzel Medine müezzini ezan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek. Sade bir ezan. Şimdiki ezanlar gibi makamlı değil tabii. La ilahe illallah dedikten sonra o gün duyulmamış bir şey oluyordu. Bir daha da duyulmayacak olan. Birden Medine müezzini ezandan sonra bir kaside okuyordu. Kaside aynen şöyleydi. Sakın terk edepten koy mahbubudadır bu nazargah. Makamı Mustafa'dır bu. Paşa Nabi'ye bakıyordu. Nabi Paşa'ya. Nabi diyordu ki paşam, vallahi ben şaşkınım, nasıl oldu bu iş? Hani o gün sadece telgraf var. Telgraf da belli merkezlerden çekilebilir. Bugünkü gibi internet yok, telefon yok. Mesaj atıp telefonla böyle bir şey bildirmek mümkün değil. Dedi o zaman koş. Ve koşuverdiler. Koşup geliverdiler. Müezzin bitirince kasideyi, dedi ki sen bu kasideyi nereden duydun? Sen bu kasideyi nereden duydun diye sorduklarında dedi ki sen kimsin ki soruyorsun? Dedi ki bu sözleri yazan benim. Yarım saat önce, bir saat önce ben bunu irticalen paşama söyledim. Sen dedi yoksa nabi misin? Evet dedi ben nabiyim. Sen dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selam gönderdiği ümmetimin şereflisi olan Nabi geliyor dedi, bana bu sözleri öğretti ve bunları bana okumamı söyledi, ben de emri yerine getiriyorum deyince Nabi küt diye düştü, bayıldı. Ayıktı, dedi ki ne dedi bana Allah Resulü? Dedi ki ümmetimin en şereflerinden benim sevdalım, aşığım olan Nabi geliyor, Nabi'yi bu sözlerle karşıla, bu kasideyle karşıla diyordu ve nitekim bu kasideyle karşılıyordu. Aziz dostlar, güzel insanlar, işte gittiğimiz mekan böyle bir mekan. Bu mekanın daha dolu aşıkları var. Medine'de onların hepsini anlatacağız. Ama şunu bilelim ki sözü de böyle bitirelim. O da şudur aziz dostlar, güzel insanlar. Bizler Hazreti Muhammed'in misafiri olarak edeple girelim, edeple çıkalım. Ve edep timsali olarak Mekke'ye de ihramlarımızla ayrılırken zaten gözyaşlarımızı alamayacağız. Rabbimiz bu anlamda öncelikle ziyaretlerimizi bereketli eylesin. Umremizi, yapacağımız umremizi ve umrelerimizi kolay kılsın ve kabul eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun diyerek sözü şimdi Bircan hocama bırakıyorum.